Elbas'ın mensupları dün değil önceki gün, çarşamba gün basın toplantımızı yapmıştık. Olağan MYK sonrası basın toplantımızı ve hatırlarsanız bir şey söylemiştim orada. İnşallah olağanüstü bir şey olmazsa 2017 yılının son basın toplantısı, bundan sonrakini 2018 yılında yapacağız diye. Ama Türkiye'de ne yazık ki olağanüstü şeylerin olmadığı günleri yaşamak pek mümkün değil. Bu hükümet görevde kaldığı sürece, bu iktidar devam ettiği sürece Türkiye normal günler yaşamaya hasret kalacak. Maalesef 2017 yılını bitirirken AK Parti iktidarı Türkiye'yi yine sıra dışı, huzursuz eden, rahatsız eden, huzurunu kaçıran, milletin huzurunu kaçıran uygulamalarla gündemi işgal ediyor. Bakın iki konu, tekrar tam yıl biterken iki konu çıktı. İnşallah yarın başka bir konu çıkmaz. Da huzurla 2017'yi kalan kısmını en azından tamamlarız. Birincisi, İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu'yla ilgili gece yarısı operasyonu. İstanbul milletvekilimiz tutuklu, tutsak, esir alınmış Enis Berberoğlu'yla ilgili bir gece yarısı operasyonu yapıldı. Olayı biliyorsunuz. İstanbul 2. Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi haksız kararı bozdu. 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nin haksız kararını bozdu, hukuka aykırı bu kararını ve şimdi davayı inceliyor. Mahkeme başkanı dosyaya hakim, heyet dosyaya hakim. Bugün tutuklamayla ilgili inceleme görüşmesi yapılacak. Mahkeme tutukluluğu gözden geçirecek ve tutukluluğun devamı mı yoksa tahliyeye mi karar vereceğim diye bir karar verecekti. Biz bu kararı beklerken dün gece yarısı 28 Aralık'ı 29 Aralık'a bağlayan gece yarısı heyet değişti. Dosyadaki heyet değişti. Mahkeme başkanı değiştirildi. Mahkemedeki üyenin bir tanesi değiştirildi. Ve yeni heyet gece yarısı göreve geldiğini ancak bilebilecek olan heyet, gece yarısı göreve getirilen heyet sabah tutuklulukla ilgili incelemeyi yaptı. Nasıl yaptıysa, koca davayı nasıl incelediyse değişen heyet ve sabah tutukluluk halinin devamına karar verdi. Değerli arkadaşlar, bu tahliyeyi önleme operasyonudur. Enis Berberoğlu'nu tahliyeye dönük muhtemel bir durumu önlemeye yönelik gece yarısı operasyonudur. Ne yazık ki AK Parti iktidarı döneminde yargı sürekli operasyonlara maruz kalan bir organ haline dönüşmüştür. Yargıya dönük siyasi operasyonlar devam ediyor. Siz mahkeme heyetini niye değiştiriyorsunuz? Dosyayı bilen heyet, bozma kararını veren heyet, dosyanın bütün ayrıntılarına vakıf, ayrıntılı bir biçimde incelemiş ve şimdi esastan görüşüyor dosyayı. Karar aşamasına geliyor dava. Hangi düşünceyle hem de tutukluluk hali görüşüleceğinin gece yarısı aceleniz neydi? Telaşınız neydi? Neydi sizi gece yarısı bu karara, heyet değişikliği kararını almaya iten? Ben makul, vicdanlı vatandaşlara sesleniyorum. Onlara soruyorum. Allah için bu dosyayı bugüne kadar yürütmüş, bozma kararı vermiş ve şimdi de esasa girip inceleyen bir mahkeme var. Kendinizi Enis Berberoğlu'nun yerine koyun. Sizinle ilgili davayı gören mahkeme
bozma kararı vermiş, önceki karar hukuka aykırı demiş ve şimdi dosyayı inceliyor. Ayrıntılarına kadar her şeyi biliyor. Yarın sizinle ilgili bir tahliye ya da tutukluluğun devamı kararı verilecek. 16 gün sonra da dosyanızın esasıyla ilgili duruşma yapılacak. Bu mahkeme başkanı ve heyet gece yarısı değişiyor. Eğer vicdanlı, makul bir tane vatandaşımız çıkıp da bu uygulama normaldir diyorsa bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktur. Ama bu memlekette bir tane vicdanlı vatandaşın buna normal diyebileceğine inanmıyoruz. Bu dava sıradan bir dava değil. Bu dava AK Parti Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zatın bizzatihi takip ettiği bir dava. Hesabını vereceksin dedikten sonra açılan bir dava. Bu dava çeşitli heyet değişikliklerine karşılaşmış bir dava. Şimdi de tam da bu işin arifesinde heyet değişikliği yapıyor. Yargı üzerindeki elinizi çekin. Bakın bir siyasi iktidar, iktidarını sürdürme pahasına yargı üzerinde bu kadar müdahil olmaya başladığında o iktidarın geleceği ciddi tehlike altındadır. 15 sene önce milletin oylarıyla, milletin bir kesiminin sevgisiyle iktidara geldiniz. Korkuyla iktidarınızı sürdürme sevdasından vazgeçin. Sevgiyle geldiğiniz iktidarda korkuyla kalamazsınız. Korkutarak kalamazsınız. Yaptığınız bütün icraatlar korkuyla iktidarınızı sürdürme icraatlarıdır. Değerli arkadaşlar, ikinci bir başka önemli konu yine bir başka kumpas. Bu iktidar kumpas hastalığına yakalanmış bir iktidardır. Daha önce FETÖ ile iştirak halinde kumpaslar kurmuşlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpaslar kurmuşlardır. Ergenekon'da, Balyoz'da kumpaslar kurmuşlardır. Aydınlara, yazarlara, gazetecilere kumpaslar kurmuşlardır. Şimdi FETÖ ile yolları ayrılmıştır. Cambazın biri ipten düşmüştür. Ama öbür cambaz hala ipin üstünde yine kumpaslarına devam etmektedir. Bu iktidar ne yazık ki kumpaslar iktidarıdır. Bir yeni kumpas da şimdi Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznetar üzerine kurulmaktadır. Belediye başkanlarımıza yönelik hesaplarını biliyoruz ve buna karşı kararlı bir mücadele yürüteceğiz. Bunu daha önce de söyledik. Yok öyle ama. Teslim olmayacağız. Ne belediye başkanlarımız korkacak ne de biz korkuyoruz. Korkmayacağız. Kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Kirli pazarlık önerilerinizi kabul etmedik, etmeyeceğiz. Şimdi bu kirli kumpasın belgesi çıktı. Kirli kumpasın belgesi çıktı. Bakın. 24.11.2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliğine bir yazı yazıyor. 24.11.2017 tarihinde. Bu yazıda diyor ki valiliğe, size bir liste gönderdik. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar'la ilgili size bir liste gönderdik. Bunu görevden alacağı uzaklaştıracağız. Buna karar vermişler. Bu listeye göre varsa devam eden soruşturma ve kovuşturmaları bize bildirin. Uzaklaştırmaya ilişkinde görüşünüzü bildirin. Kim söylüyor? İçişleri Bakanlığı valiliğe söylüyor. Yani kararı vermiş, gerekçe arıyor, gerekçe. Sana da bir liste gönderdim. Soruşturma ve kovuşturmaları da bildir, görüşünü de bildir uzaklaştırmayla ilgili bana diyor. İstanbul Valiliği mecbur İçişleri Bakanlığı'ndan yazı geldi. İncelemiş 1 Aralık 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na cevap yazmış bu konuda. Cevap bakanlığı tatmin etmemiş. Çünkü İstanbul Valiliği soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin
aradığı şeyleri tespit edememiş İçişleri Bakanlığı'nın. Aradığı bahaneleri tespit edememiş. İçişleri Bakanlığı'nın Murat Haznedar'ı görevden almak için ihtiyaç duyduğu soruşturma ve kovuşturmaları tespit edememiş, bulamamış böyle bir şey İstanbul Valiliği. Dolayısıyla ne bulduysa onu yazmış. 1 Aralık tarihinde İçişleri Bakanlığı'na yazı yazmış. Bakanlığı kesmemiş bu yazı. Hemen aynı gün yine 1 Aralık 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliği'ne yeniden bir yazı göndermiş. Ve o yazıda diyor ki, senin bana gönderdiğin yazıda görevden uzaklaştırmak için varsa başlatılan, devam eden soruşturma ve kovuşturmaların tespit edilemediği görülmüş diyor. Tespit edememişsin diyor. Onun için derhal git adliyede de araştır. Bak diyor, yani bul. Adliyede de araştır. Nereden bulursan bul, tabiri caizse. Ve bana uzaklaştırmaya ilişkin görüşünle beraber bildir diyor İçişleri Bakanlığı. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? İçişleri Bakanlığı, kamu adına hukukun çiğnenmesi riskine karşı kendisine vesayet denetimi verilmiş bir bakanlık. Hukuku çiğnemek için verilmemiş vesayet denetimi. Anayasa belediyeler üzerinde İçişleri Bakanlığı'na verdiği vesayet denetimini hukuku ayaklar altına alıp paspas etsin diye vermemiş. Hukuka aykırı bir işlem varsa denetlesin diye vermiş. O İçişleri Bakanlığı uzaklaştırma kararını vermiş. Gerekçe arıyor, bahane arıyor. Yani bir anlamda şunu söylüyor. Ben sanığın idamına karar verdim, şahitlerin bilahare dinlenmesi. Sanığın idamına karar vermiş, şahitlerin bilahare dinlenmesine karar vermiş. Ben diyor uzaklaştırmaya karar verdim, şimdi gerekçeyi bul diyor valiliğe. Bahaneni bul diyor. Gelen yazı tatmin etmemiş, bahaneyi de bulamamış ve kumpas arayışında. Bu çok açık bir kumpastır. İçişleri Bakanlığı kumpas kurarken suçüstü yakalanmıştır. Hükümet kumpas kurarken suçüstü yakalanmıştır. Bu hükümet kumpascı bir hükümettir. Kumpascı bir hükümetin bu millete verebileceği hiçbir şey yoktur. Zilletten başka bu millete yaşatabileceği hiçbir şey yoktur. Böyle bir ülkede vatandaş kendini güven içerisinde hissedebilir mi? Böyle bir ülkede milletin oyuyla seçilenler kendisini güven içerisinde hissedebilir mi? Böyle bir ülkede milli iradeden bahsetmek mümkün mü? Bu hükümet milli iradeye kumpas kuran bir hükümettir. Ve kumpas kurarken bir kere daha suçüstü yakalanmıştır. Bu hükümet çökmüştür ve devleti de çökertmektedir. İnşallah millet önümüzdeki yıl, önümüzdeki süreçte kendi çöken bu hükümetin, bu kumpasçı hükümetin devleti çökertmesine müsaade etmeyecektir. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kumpaslarınızı boşa çıkaracağımız gibi bu tip kumpaslara pabuç bırakmayacağız. Bizim belediye başkanlarımızın veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Bunu her zaman söyledik. Yine söylüyoruz. Ancak ve ancak kumpas kurarak bahane üretme yolunu seçebilirsiniz. Bu bile daha önce görevden uzaklaştırdığınız Ataşehir Belediye Başkanı'na yönelik uygulamanızın da bir kumpas olduğunun açık bir delilidir. Kumpastan vazgeçin, millete eziyet etmeyin. Değerli arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Buyurun. Anlamadım. Bu gelişmeyle ilgili bir adım atacak mısınız? Daha önce gen soru vermiştiniz. Bakana yeni bir gen soru gelir mi? Ne yapacaksınız? İkinci olarak da yeni bir KYK'nın geleceği öğrenildi. Bu Mor Bey'in uygulamasıyla Baylok listesinde olmayanların, kullanmış gibi görünenlerin işlerine iade edilmesiyle ilgili. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili bu uygulamayla ilgili değerlendiriyoruz. Mutlaka atacağımız adımlar olacaktır. Önümüzdeki günlerde onu sizlerle, kamuoyuyla paylaşacağız. Mesele sadece bir bakanlık işlemi olmaktan çıkmış bir
hükümet kumpasına dönüşmüştür. Onun için bu çerçevede değerlendirmemizi daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Kanun hükmünde kararname meselesine gelince, Baylok uygulamasının istem dışı indirilmiş olması bizim soruşturmalarda sadece ve sadece hukuka itibar edin, hukuka dışına çıkmayın ikazımızın, hassasiyetimizin ne kadar haklı ve önemli olduğunu göstermiştir. Bu olumsuzlukları gidermeye dönük adımların atılması sevindirici olacaktır. Ama asıl olan OHAL uygulamasından vazgeçmek, Türkiye'yi hızla normalleştirmek, hukuk üzerindeki baskıyı ortadan kaldırıp hukuk içerisinde bütün işlerin yürümesini sağlayacağı bir Türkiye yaratmaktır. Buyurun. Tek tip elbise Guantanamo özentisidir. Daha önce de söyledik. Biz Guantanamo özentisine karşı çıkıyoruz. Biz bütün dünyanın lanetlediği Guantanamo pratiğini bizim milletimize, ülkemize layık gören anlayışa karşı çıkıyoruz. 12 Eylül özentisidir. Apoletli darbecilerin uygulamasıdır tek tip kıyafet. Biz apoletli darbecilerin uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Apoletli darbecilerin uygulamalarını Türkiye'ye layık gören sivil darbecilere karşı çıkıyoruz. Karşı çıktığımız şey budur. Onlar nasıl okurlarsa öyle okusunlar. Bizim yazdığımız kitap böyle bir kitap. Doğru okuyan bunu böyle okur. Bir. İkincisi, ikinci sorunuz. Sayın Gül sorumlu bir devlet adamı ifadesiyle tehlikeye işaret etmiştir. AK Parti iktidarının Sayın Gül'ün itirazlarına yönelik koro halinde kurmaylarının söyledikleri sözlere baktığımızda Türkiye'nin hangi tahammülsüz noktaya geldiğini görüyoruz. AK Parti yönetiminin nasıl bir tahammülsüz noktaya geldiğini görüyoruz. Türkiye'yi hangi tahammülsüz anlayışın yönettiğini görüyoruz. Demin sözlerimin arasında söyledim. 2002 yılında sevgiyle iktidara gelenler, şimdi korkuyla iktidarlarını sürdürme peşindeler. Sevgiyle geldikleri iktidarı korkuyla yürütme şansları yoktur. Ama görüyorum ki iktidardan düşme korkusu, milleti korkutarak iktidarını sürdürme sevdasına dönüşmüş bunlarda. O sevdanın onlara da hayrı yoktur. Teşekkür ederim arkadaşlar.